Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Pınar. Ben Burak. Pınar'cığım nasılsın? İyiyim abicim, sen nasılsın? Ben heyecanlıyım. Gerçekten videonun adından da gördüğünüz gibi arkadaşlar bugün yasaklanmış oyuncakları deneyeceğiz. Gerçekten çok merak ediyorum ve bununla alakalı spoiler almadım bilerek. Evet, ben de almadım. Aynen. Görkem, spoiler isteseydin bana verir miydin? Vermezdi bence. Vermez miydin? Dur çok vermeyecek. Bir daha deneyeceğim. Görkem, ben spoiler verir miydin? Ne oldu sana ya? Nerede benim silah? Videoya geçmeden önce arkadaşlar, bu videoya bir 50 bin like gelir mi? 50 bin like gelir. Arkadaşlar like atmayı, abone olmayı ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bu arada Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. O zaman hazırsak videomuza geçelim. Ay çok korkuyorum, geçelim mi? Ay geçelim. Hadi geçelim. Hadi. O zaman ilk oyuncağımız gelebilir. Evet, oyuncağımızı denemek için gerçekten sabırsızlanıyorum. Yani baktığında bu maymuncuğa benziyor. Bence maymuncuğa kesebiliriz. Sen kesmek ister misin? Sanki çok tehlikeli durmuyor bu ya. Evet, makas kesmiyor. Makas kesmiyor. Hadi hadi, bir tamam. Bir para ver belki açılır. Cüzdanım yanımda değil, hadi. Bando. Dur, dökülecek mi kesince? Ben dur, tabii ki de abi, şurayı boşaltalım, gel. Tamam hadi gel. Aa, burada bir şey daha var arkadaşlar, şöyle ufak bir şeyler. Boncuk. Aynı şey mi sence bunlar? Hayır canım, dur, bekle. İmkanı yok bunu bence. Bunu da suya koyacağız, bunu da koyacağız. Hadi kes. Tamam, bence bu işimizi görür. Aa, bu çok paket gibi. Niye böyle? Ben ilk defa böyle bir maymuncuk görüyorum. Basket topu. Bunu patlatsam mı? Ay hayır, bu ne abi? Dur sakin ol. Aa! İçinden mi çıkıyor? Etrafa saçıldı. Maymuncuklar. Ay, tamam. Bunları elemek çok fena bir şey. Arkadaşlar şu anda böyle kasemizin içine doğru boşaltıyorum. Bana şey gibi geldi. Sanki bunlar böyle suya koyulmuş da büyümüş gibi. Küçüklerinin ne farkı var onu da merak ediyorum. O zaman onu da mı açacağız? Suya koyalım mı bir? Bir su ekleyelim. Hadi açalım, ekleyelim. Deney yapıyormuş gibi hissettim kendimi şu anda. Evet. Acaba hemen büyür mü? Yetiyor mu bu kadar? Biraz nasıl daha koyayım mı? Nasıl karıştıracağız? Ben şu parmağımı... Karıştırmak ne abi? Yemek mi yapıyoruz burada? Maymuncuk besliyoruz. Pınar, parmağım yanıyor. Aşağı. Ağzıma bir parmak bal çaldı. Arkadaşlar şu anda ben bir fark göremiyorum açıkçası. Bunlar çünkü büyümüş diye yorumladım. Ya nasıl öyle olsun? Saçmama. Bence bunu da dökelim biraz içine. Daha. Öyle mi? Şu boncukları da dökelim içine. Yoksa bunu boşalttıktan sonra sıfırdan mı onları koyalım? Bence hayır. Bak bunu da koyalım. Bunu da koyalım, onu da koyalım. Çok hepsini. Fazla gelecek ama. Tamam o zaman. Hadi tamam, hadi bunu açalım. Ay minnacıklar. Bu kadar küçükken nasıl bu kadar büyüyemiş? Şöyle karıştırıyorum ben yine. Ay abi, çorba mı yapıyorsun Allah arkadaşlar aşkına? Görebiliyor musunuz? Şöyle göstereyim. Aralarında minik minik attık. Tabii ki bunların büyümeleri muhtemelen bir günü falan alıyor. Benim kafamda tek bir soru var. Ha. Bu oyuncak neden yasaklanmış olabilir? Şimdi senin bir yorumun var mı Pınar? Benim bir yorumum yok. Sadece çok korkunç bir şey. Elinizi aldığınızda kayıyor, düşüyor, plop ediyor. Bence asla bence öyle çok değil. Korkunç. Ben elimi almaya şey tiksindim yani az önce. Bence kesinlikle sağlıksal bir şey. Çünkü çocuklar bunları yanlışlıkla yutabilir. O yüzden arkadaşlar böyle bir oyuncak varsa sakın. Ama şunu söyleyeyim. Öğrenelim neden yasaklandığını. Bravo, bunu öğrenebiliyorsak. Tabii öğreniriz, tamam, hemen. Süper. 50 kat büyüme özelliğine sebep olan bu oyuncak yutulduğunda midenin de sıvısını emerek daha da büyüyebiliyor ve hatta yapışabiliyor. Bu da ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor. Haklı değil miymiş? Gerçekten haklı çıkmış. Tam olarak tahmin ettiğim sebepten dolayı yasaklanmış. Süper, ben yasaklanmasını doğru buldum. Çünkü sağlık açısından çok zararlı belli. Bence de evet. Bir tane kesmeye çalışsam. Bir kes bakayım. Aa! Bir şey fark etmedi. Bayağı hiçbir kesin. Hiçbir şey fark etmedi. Kontak lense benziyor. Eğer hazırsak bence Pınar, diğer oyuncağımıza geçebiliriz. Geçelim tabii ki. Evet arkadaşlar, ikinci ürünümüz geldi. Şu anda baktığımda böyle bir gülen surat görüyorum ve kumbara olduğunu düşünüyorum. Neden? Çünkü bozuk para. Bozuk paralarımız var. Zenginiz abi, bu kadar bozuk paramız var. Pınar, sence bu oyun neden yasaklanmıştır? Bence önce bir deneyelim, sonra bunun cevabını verelim. Bence çok merak de. Ediyorum çünkü. O zaman hazırsak bence bozuk paralarımızı atabiliriz. Pınar, düşünsene seni elini falan yutuyormuş. Ay bilmiyorum ama çok korkuyorum şu an. At, hazır bir mıyız? Bir dakika, dikkat et. Ay bir şey yapacak bu. Yo, yedi parayı be. Evet, lan bakayım. Bankalar böyle para yemiyor. Sen nasıl yedin öyle? Evet. O bayağı yiyor. Çok iyi değil mi ama? Yutu bak bak ağzıyla. Bence şöyle bir şey olabilir. Parayı yiyor ve yok ediyor. Düşünsene, para gidiyor. Saçmalama. Pınar, kırarım bu makineyi. Ben de kırarım bu arada. Öyle bir şey olsa devam para mı ediyoruz? Yiyecek? Çok merak ettim. Hadi abi. Bu sefer sanki bir çalışmadı gibi hissettim. Sen bir dene. Deneyeyim. Hadi bakalım. Ya artık be. Sen de ne kadar yaramaz çocuksun. Arkadaşlar bu oyuncağın arkasında on off tuşu var. Yani açıp kapama tuşu. Açıktaydı, ben tekrar kapatıp açıyorum. Çünkü sanki bir yemedi. Tekrar deneyelim. Hayır, mama yemek istemiyor. Karnı tok. Dur. Oyuncak bitti. Paramız bitti artık. Vermezse gerçekten bu oyuncağı var ya ağlatır. Ah ah ah. Aç ağzını yavrucuğum. Afiyet olsun. Pınar. Ne yaptı? Aa, çok ilginç. Bir şey diyor Pınar. Ne? Aa, parmağımı çok mı sızdırdı? Bakayım. Pınar.
Evet, parayı koyduk şu anda yiyor. Şöyle biraz hafif ittirelim. O yiyor, yiyor. Bırak onu. Her evet. türlü yer. Ha, bayağı yiyor kendine. Tabii konu para olmasın. Evet, şu anda para gitti gerçekten de. Neden yasaklandığını öğrenelim bence. Çok merak ediyorum. Çok merak ettim. Bunu da sen ok hadi ya. Facebank kumbara bunun adı. Açık unutulduğunda çocuk saçı, kedi kuyruğu gibi ne varsa yakalayıp yutabiliyormuş. Çocukların saçlarını kaptığı gibi şikayetler gelmiş. İnanmıyorum. Wow. Ama ben öyle bir şey olduğunu pek düşünmüyorum açıkçası. Biz gelip sen bakar mısın? Baksana bence o kadar da bence şey yapmıyor. Bence parmağı o kadar çok şey yapmıyor mu? Bak saçını mesela şöyle aldım. Abi! Değil, bir şey olmaz, bir şey olmaz, korkma. Abi bak. Gitti saçların. Abi bak gitti. Yiyor saçlarımı. Ya inanmıyorum kumbara saçlarımı yedi ya. İşe yarıyor. Vallahi yiyor. Bak 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 elimi kesti. Al aç ağzını yedireceğim sana gerçekten bunu. Sinirlendi. Denendi onaylandı arkadaşlar. Gerçekten de saç yutabiliyormuş. Ay çok tehlikeli. Özellikle çocuklar için bence çok tehlikeli bir oyuncak diye düşündüm. İyi ki yasaklanmış. Evet. Sıradakine geçelim. Canlarım sıradaki oyuncağımız geldi. Şu anda baktığımda gerçekten çok zararsız bir oyuncağa benziyor. Ve tahminim şu şekilde yani dişleri var. Bence denk geldiğinde birkaç tanesi artık bilmiyorum böyle parmağını falan senin kıstırıyor. Hmm. Bu benim tahminim. Bunu zaten hep beraber göreceğiz. Ben de böyle tahmin ediyorum. Bu oyuncağı bir yerde gözüm ısırdı çünkü. Ama plastik olmasından dolayı sanki çok tehlikeli olamazmış gibi hissediyorum nedense. Bunu deniyoruz. Bunu deniyoruz. Çok tatlı duruyor. Çok tatlı duruyor. Evet çok tatlı. Bakalım hadi. Ne yapacağız? Hadi basıyorum o zaman. Tamam. Sıra sıra basacağız bak yani dişlerine. Yayın içinde ısırdı ya. Dakika virgül. Ay bu kadar şanssızlık olmaz. Tamam hadi tekrardan deniyoruz. Bastım. Sıra sende. Ama ay, ya yeter. Tamam acıtıyor mu? Acıtıyor biraz tabii. İyi ki yasaklanmış bu. Bebek parmaklarını gerçekten acıtıyor. Bir daha yapacağız. Gel seni ısırmadan bırakma. Hile var ya. Tamam. Çok iyi ya. Bir kez daha deniyoruz. Kurtuldum. Bu artık bir namus meselesi bu. Arkadaşlar bu tatlı şeyin neden yasaklandığını gerçekten çok merak ediyorum. Pınar'dan bunu okumasını istiyorum. Neden yasaklandı? Neden yasaklandığını hiç anlamamış yasına. Yo abi bence can acıtmıyor yani. Neden yasaklandı? Çok can acıtmıyor. Belki bilmiyorum. Dur bir dakika okuyalım o zaman. Dinozor diş. Evet hemen öğreniyoruz. Küçük çocukların parmaklarının daha ince olduğundan yaralanmaya ve çatlaklara sebebiyet oluşturduğu için yasaklandı. Yani abicim, ya. Bebişlerin elleri küçük. Onlar sıkışıyor. Demek ki bak ne kadar kötü sonuçlara yol açıyor. İyi ki yasaklanmış diyelim o zaman. Bebişlere zarar gelmesin. O zaman diğer oyuncağımıza geçebiliriz. Evet, diğer oyuncağımız geldi. Gerçekten bana nedense çok zararsız bir oyuncak gibi geldi. Çünkü bu şu olması lazım. Bu sensin abi. Niye? Süper arkadaşlar, ben yaptım. Üzerimden yük kalktı. Bakalım Pınar ne yapacak? Hemen bunu Instagram takipçilerimize soruyoruz. Evet, hadi soralım bakalım. Instagram takipçilerimiz bir günümüzü yönetti de giydiğin kostüm bu. Pınar gerçekten nereden aklına geldi bu ya? Bir kere daha abimin tavuk kostümü giydiğini hatırladım. Şu an keyfim yerine geldi. Bütün moralim şu anda altı Burak oldu gerçekten. Burak zıplıyor. Arkadaşlar bu arada o videoyu da hala izlemediyseniz yukarıdan bir yerden bulup izleyebilirsiniz. Ya Pınar bu oyuncak zararlı bir oyuncağa benzemiyor. Abi böyle acısı da kimse daha vurmaz yani. Yok bunu. Ya. O zaman ne yani? Birazcık şey yap onu biraz sars bakayım. Bence bu... Sağırlık ediyor. Evet desibel olarak bence yüksek baya. Çok merak ettim. Bunu okumak istiyorum neden yasaklandığını. Hadi okuyalım o zaman. Bağıran tavuk. Çocukları hayvanlara şiddete teşvik ediyor. Çünkü bu tavuk aslında sıkınca bağırılması için değil, tokatlayıp vurunca bağırması için üretilmiş. Şaka. Wow. Hemen gerçekten... denemek istiyorum. Nasıl ya? Öyle değil ya. Nasıl? Mesela yumruk gibi düşüyor. Yazık. Çok üzüldüm. Daha yapamayacağım. Evet, otomatikman şiddet gibi oluyor. Ay çok kötü. Yasaklanması çok mantıklıymış. Ama bence kimsenin aklına yumruk atmak gelmez yani bu tavuğa. Sen öyle zannet. O zaman diğer oyuncağa geçelim. Evet arkadaşlar, sıradaki oyuncağımız geldi. Bana çok şampuan hissiyatı verdi. Değil mi? Bu da kremi. Bunlar şampuan, onlar da kremi. Silijel, buna bakalım. Ay aşkım, slime. Aa, slime. Renginden anlamalıydık ay, ama tabii. Gerçekten. Tamamdır. Çok güzel duruyor rengi. O zaman evet. Dökelim mi? Bence dökebiliriz. Hadi dökelim. Hayatımda hiç slime oynamadım bu arada. Bu bir ilk olacak. Dur bakayım, geliyor. O ben de ilk defa değişik. Oynayacağım. Hepsini sıkıyoruz biz. Umarım doğrudur. O ses neydi abi? Bunlar elime döktün. Aa evet. Üf, iğrenç kokuyor. Hmm,
Gerçekten. Şimdi biraz da beyazdan dökmemiz gerekiyor abi. Tamamdır. Bundan dökelim. Mesela şu an şuradaysa. Yeterli mi? Birazcık daha dökelim. Biraz daha dökeyim. Bence tamam. Pınar, hazır benim ellerim batmışken. Evet. Bir çiğ köfte yoğurmam yok. Sen de terimi silersin. Şu kollarımı çek mesela beni. Sıvazlayayım canım evet. Abicim. Tabii. Tamam. Bu kadar çıkıyor Max. Hadi. Ellerimi sokuyorum şu anda bayağı. Hadi çorba et onları. Ay nasıl bir duygu? Bir şey hissedemiyorum. Ay çok güzel duruyor katılaştı ama. Sanki. Evet katılaşıyor. Sanki un yoğuruyorsun şu an. İki elini niye sokuyorsun abi? Bilmiyorum neden böyle bir şey yaptım. Sanki ama tam bir olmadı mı? Daha... Olmadı. Sanki beyazdan biraz daha lazım. Sizce? Yapmaya devam ediyorum o zaman. Azıcık daha beyaz koyayım. Emin misin? Evet evet. Ama slime acaba niye yasaklandı ki? Evet bunu İnsanlar ben de çok merak ettim. İnsanlar yiyor mu ki acaba? Bakalım göreceğiz. Şöyle biraz elimde katılaştırayım. Abi çok iğrençsin. Gerçekten çok iğrencim ya. Yani. Slime bir tık daha böyle toparlanması gereken bir şeydi bence ya. O zaman onu şöyle şöyle tek elinle yoğur. Hadi. Heh. Yapıştır onları bir güzel. Yüzüne fırlatacağım. Ay sakın öyle bir şey yapma. Aklımdan geçen katakulliler. Arkadaşlar bence bunun bu arada sertleşmesi ve böyle daha böyle tek parça olması gerekiyordu. Ha, yapıyorsun işte oluyor. Diyorsun. Birazdan beyaz katalım. Tamam gel biraz daha katacakmışız. Çok yapışık çünkü. Biz de %50'sini kullandık ama. Tamam. Deney başarısız. Aa oldu. Oldu oldu. Ha işte biraz ama bu. Şey mi katı mı oldu? Slime böyle uzayan bir şey miydi? Tabii. Çıkan sese bakın. ASMR. Evet ASMR. Ay. Abi yok. Çok hayır. Yapıştırıcı koyduk bence. Hayır şundan birleştir onları. Sıvısından da alalım. Sıvır. Heh öyle. Aferin. Şimdi bak daha güzel olacak o. Heh böyle sesler çıkartacak zaten normalde de. Uzaması gerekiyor. Uzuyor abi. Evet. Kaşar peynir gibi. Evet arkadaşlar. Bunun neden yasaklandığını bence öğrenmeye geçebiliriz. Geçelim. Çünkü... Ve yani dünyada çok... Abi bunu yapma ya. Al onu al 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 o kadar sürdüm artık. Gel hadi gel. Gel o zaman dur o ellerini bana değdirme ver biraz da ben oynayayım. Dünyada çok oynanan bir oyuncak bu. Neden yasaklanmış olabilir çok merak ettim. Senin yüzünden ellerim yapış yapış oldu. Hemen arkadaşlar temizlenip geliyorum. Temizlendik geldik arkadaşlar. Bakalım slime neden yasaklanmış? Egzemaya neden oluyormuş. Ama şu anki piyasadakilerde bir sorun yok. Test ediliyormuş. Yine de zararlı olanların satışı devam ediyor. Avuç içine aldığımızda akışkan şekilde elimizden yavaşça akıyorsa sorun yok demekmiş. Aa, ama bunu test etmemiz gerekiyor mu şu anda? Yani bir edebiliriz aslında. Tamam ben arkadaşlar yine kendimi feda ediyorum ve deniyorum. Hadi bakalım. Bence bu arada düşmüyorsa zaten akışkan değildir. Elini alacaksın yine de. Ya. Evet ben atmadığını düşünüyorum. Yani otomatikman bence bizim slime'ımızda bir sorun bence yok. Bence de sorun yok. Abi. Evet. Etmeden önce bir şey söyleyeceğim. Bir sakız çiğneyelim kendimize gelelim. Hadi al bir tane. Çekimin ortasında. Evet evet. Çok bir ağzım çünkü böyle bir tatsızlaştı. Bir ağzımı sıslatlar. Ne yapıyorsun bu ne? Bir dakika ya. Çek bir daha. Çarptı bir daha. Senin... Ya benle konuşma Pınar ya. Ay çok gel. Merak ettim ya. Arkadaşlar ya. Bana sakız vereceğim diye bir şey verdi. Elektrik çarptı beni ya. Ay ben de denemek istiyorum. Bir dakika ben sana denettirdim ilk önce. Oh. Ay bayağı şok etkisi. Çok kötü süre ama aklım çıktı. Ay bir çıktı. Daha çek. Bir i̇şte daha. Gerçekten yasaklanması gereken bir oyuncak. Ay bu ne harbiden arkadaşlar ya. Ay çok fena. Elim uyuştu. Bir daha. Yok 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 yok. Kesinlikle yasaklanmalı yani bu hani. Neden yasaklandığını okuyayım mı? Gerek var mı? Bence gerek yok gerçekten arkadaşlar çünkü elinize elektrik çarpıyor. Ama yine de bir merak ettim ya. Hadi aç okuyalım. Okuyalım eksik kalmasın. Tabii çocuklarda travma, yaşlılarda da kalp krizi riski taşıdığı için yasaklanmıştır. Kesinlikle yasaklanması için bence haklı bir sebep. Aynen öyle. Az daha ben de yani kalpten gidecektim Pınar yüzüne. Evet evet. Neyse artık denedik bir şey olmadı çok şükür. Yasaklanmaya devam gözümden. Edebilir. Kaldırdı gözümden. İstemiyorum bunu görmek. Bu çok tehlikeli olduğu belli mesela abi. Aşırı belli ama videonun başında aradığım silah gerçekten de varmış ve buradaymış. Evet. Şu an Görkem'e atış edebilirim. Hep Görkem'i vuruyor ama. Evet. Ne var yani bunun içinde? Açacağız bakacağız. Arkadaşlar bakalım burada neymiş bu? Tabanca mantarıymış. Heh. Şuradan şöyle çıkartabiliyor muyuz? Aa, çok yiyecek garip. Falan mı bu? Yiyebiliyor muyuz? Saçmalama, sucuğa benziyor. Hadi abi takamadın mı bir türlü? Aa, arkadaşlar bir türlü takamadım. Hatta takarken kırıldı ama bence içine girdi olur diye düşünüyorum. Bence bunu böyle burada denememeliyiz. Nerede deneyeyim bunu? Ne yapalım? Şöyle şu boşluğa bu... doğru sıkacağım. Dene. Çok korkuyorum. Arkadaşlar kaçın! Patlayacağız. Bu nedir? Bu neydi? Abi gerçekten bu... ateş etti ve duman altı burası arkadaşlar. Bir tabanca yani bu ya. Evet. Nasıl bir şey bu? Tabii ki de yasaklanmalı. Evet Pınar ben atışımı yaptım. Sıra sende. Gerçekten çok korkuyorum. Umarım bir kaza çıkmaz. Çekilin yoldan bir bela geliyor. Evet. Şimdi var ya babalar sözünü tutar.
O zaman neden yasaklandığını bir öğrenelim. Sanki hiç anlamamışız gibi. Yani aslında bayağı belli. Evet. Mantar tabanca. Yaralanmalara sebep olduğu için oyun amaçlı satılan tüm patlayıcı oyuncaklar yasaklandı. Tabii ki de mantıklı. Kesinlikle çok haklı bir şey arkadaşlar. Sebep asla denemeyin ve bence bu oyuncağı sakın satın almayın. Çok tehlikeli olduğunu düşünüyorum ben. Evet, kesinlikle. Evet. Sakın almayın. Diğer oyuncağımıza geçebiliriz. Evet arkadaşlar, son oyuncağımızla sizinleyiz. Bunu kontrol edebilmemiz için ayağa kalkmamız gerekiyormuş. Biz de ayağa kalktık. Ne olduğuna dair henüz bir fikrim yok ama uçtuğu kesin Pınar. Helikopter dinozor. Yani hani nasıl açacağız biz bunu? Çok tatlı duruyor aslında baktığımızda. Evet, çok tatlı duruyor. Bakalım. Burada bir ya elektrik kanan verirse abi bize ne yapacağız? Pınar deliririm. Aa, yanda. Ha, bir ne dakika. Yapıyoruz şimdi? Bilmiyorum. Oo, sesleri dur bekle. Biraz şöyle hop. Bir bakalım mı odayız? Ne oluyor? Dur, sen söyle, biraz aşağı indir. Tamam, gel yavrum, gel. Dur, gel. Biraz aşağı indir. Hadi balayım ol. Dur dur. Heh, hadi. Oo, inanmıyorum. Abi şu tarafa doğru al. Gel, dur gel bekle, anneciğim, gel. Çok var güzelmiş ya, bu. Ama insanların saçlarına takılır bu. Tut tut. Oyuncağı kırdık sanırım. Ay, çok daha eğlenceli. Hadi çok bir daha eğlenceli deneyelim. Ama dikkat et bak, birazcık daha tamam, bu tarafa. Pınar yardım et. Geldim. Hadi. Sen de. Ya korkuyoruz. Gel yavrum, gel. Ay çok ilginç bir şey bu ya. Gökyüzüne çıkarttı. Abi senin boyun çok uzun çünkü. Çıkartma daha. Arkadaşlar bakar mısınız? Hop. Hayır hayır hayır, gel buraya yavrum, gel. Çok aşağı indirdin. Ben çok beğendim, sen? Ben de. Çok başarılı bir oyuncak arkadaşlar. Ama bir şey söyleme, kesin tehlikeli. Bir tehlikesi var. Baksana zaten şuna. Çok korkunç duruyor helikopter kısmı ya. Hoppa. Hadi uç uç böceğim. Yakaladım. Aa. Pınar duramıyorum. Hayır, ben bir şey yapma. Brrrr. Keser biçer deli misin? Aa evet arkadaşlar. Kapat hadi, kapat. Kapatıyorum. Ay. Kapanmıyor, daha da hızlandı. Eyvah eyvah. Eyvah. Bırak, tamam, yere düşecek, o kapanır. Hadi kapan artık. Kapan. Ay, abi durmuyor. Oo! Top sektiriyor sanki. Yakaladım. Hadi kapat. Nasıl kapatacağım, yardım edin bana. Arkadaşlar kapanmıyor. Şuradan şuradan. Oha. Of gerçekten. Çok güzel, çok yorucu ve çok tehlikeli bir oyuncak olduğuna eminim. Bunu neden yasaklandığını Pınar lütfen okuyalım gerçekten. Hadi okuyalım. Helikopter dinozor. Küçük yaştaki çocuklar dikkat etmediğinde saçlarına dolandığı dedim için yasaklandı. Kesinlikle bu arada fena saçları dolanıyor ay, bu. Ay hem de nasıl. Pervane gibi ya. Evet. Düşünemedim, saçlarımı bir an gittiğini düşün. Ama açık söyleyeyim, gerçekten de bu oyuncak benim favorim oldu. Bayağı bir beğendim. Tatlı, çok eğlenceliydi. Evet. Ama korkulur. İyi ki yasaklanmış. Evet arkadaşlar, videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı, like atmayı ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz ve çok öpüyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.